Herkese merhaba. Apple'ın beklenen tableti iPad Air geçtiğimiz ay tanıtılmıştı ve bu ayın başı itibaren yurt dışına piyasaya sunulmaya başlanmıştı. iPad Air 27 Kasım tarihinden itibaren Türkiye'de de piyasada olacak. Bu tabletin Wi-Fi ve Wi-Fi artı hücresel modelleri 16, 32 ve 64 aynı zamanda 128 GB'lık kapasite seçenekleriyle tüketicilerle buluşacak. Elimizde iPad Air'in 128 GB kapasiteli sadece Wi-Fi modeli var. Sadece Wi-Fi modeli olduğu için arkada gördüğünüz bölümde bir hücresel anten bölümü yer almıyor. Onun dışında iPad Air'in Wi-Fi ve hücresel modelleri birbirinden çok da farklı sayılmıyor. iPad Air'in tasarımına baktığımızda geçen yıl karşımıza çıkan ve bu yılda Retina ekranla güncellenen iPad Mini'nin tasarımına benzer bir tasarım olduğunu görüyoruz. Sanki iPad Mini'nin daha büyük ekrana oranlanmış şekilde karşımıza çıkmış bir hali iPad Air. Tabletlerin kalınlıkları da hemen hemen aynı, bunu da söyleyebiliriz. Ve tabii ki ekran çerçevesinin incelmesi nedeniyle iPad Air'i tutarken parmaklarınız biraz daha ekranı işgal ediyor. Ancak Apple burada yazılımdan destek aldığı için sizin parmağınıza bu şekilde dokunuşlarınız ekranda herhangi bir değişikliğe neden olmuyor. Zaten iPad Mini'de de benzer bir teknoloji kullanılmaktaydı. iPad Air'in daha önceki nesil iPad'lerle karşılaştırmasını yaptığımızda tabii ki incelen ekran çerçevesi sayesinde biraz daha az yüzey alanına sahip olduğunu görürüz. Gördüğünüz gibi sağ elimde tuttuğum 3. nesil iPad, iPad Air'e göre biraz daha büyükçe duruyor. Aynı zamanda kalınlık açısından da baktığımızda iPad 3. nesil iPad'in iPad Air'e göre hatırı sayılır bir kalınlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlık bakımından da iPad Air daha önceki nesil iPad'lere göre çok daha hafif. Bu da iPad Air'in tek elle rahatlıkla tutulmasını uzun süreli kullanımda daha uzun bir süre sonrasında elde yorgunluk hissiyatmasına olanak sağlıyor. Devam edelim. iPad Air'de yine 2048x1536 piksel çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor. Bu IPS ekran gerçekten yüksek görüş açılarına sahip. Güneş ışığı altında da iyi bir görüş sunuyor. Bu arada ekranın parlaklığını maksimuma getirdiğinizde iPad 3 ve iPad 4'te gördüğümüz şu bölgedeki ısınma iPad Air'de yer almıyor. Apple bu noktada da işleri çözmüşe benziyor. Retina ekran yine yüksek bir görsel kalite sunuyor. Kitapları, oyunları, web sitelerini oldukça okunaklı ve düzgün şekilde gösteriyor. iBooks'ta örneğin bir kitap açtığımızda yazıların oldukça keskin görüntüye sahip olduğunu görebilirsiniz şekildeki gibi. Apple A7 işlemci de oldukça tepkisel çalışmasını sağlıyor bu cihazın. Gördüğünüz gibi sayfalar arasında hızlı bir şekilde kaydırma yapabiliyorum. Apple A7 işlemci var dedik. Apple A7 işlemci 64 bit teknolojisini kullanıyor, 64 bit mimarisini kullanıyor. Tabii ki bu işlemcinin nimetlerini sağladığı yararları görmek için uygulama geliştiricilerinin bu işlemciyi bu mimariye uygun uygulamalar geliştirmesini görmemiz gerekiyor. Ancak şu haliyle bile iPad Mini'nin, iPad Air'in oldukça tepkisel, oldukça hızlı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Web sitelerinde oldukça düzgün şekilde açıyor, hızlı bir şekilde açıyor. Tepkisellik bu açıdan da oldukça iyi, bunu da söylemek gerekiyor. Öte yandan iPad Air ile oyun keyfi de bir hayli eğlenceli olacaktır. Bu tablette gördüğünüz gibi Asphalt 8 ve bunun benzeri yüksek işlemci gücü, yüksek performans gerektiren oyunlarda oldukça hızlı şekilde oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Asphalt 8 hızlı bir şekilde açıldı. Hemen yarışa başlayabiliriz. Bu açıdan da iPad Air'in sahiplerine iyi bir oyun keyfi sunacağını söyleyebiliriz. Sesi duyuyorsunuz herhalde, hoparlörde oldukça yüksek ve doyurucu bir ses veriyor. Bu açıdan da iPad Air'in kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi tepkisellik de oldukça iyi. Hareketleri iPad Air iyi şekilde algılıyor ve bu şekilde de oyunları rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tamamdır. Bunu gösterdik. Yeterli. Bunun dışında iPad Air'de fazla değişen bir şey yok. Apple'ın daha önceki tabletlerinden alıştığımız özellikler yine iPad Air'de de sunuluyor. Öndeki FaceTime HD kamera biraz da iyileştirilmiş. Düşük ışıkta, loş ışıkta yapacağınız görüntülü görüşmelerde biraz daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor bu kamera. Bunu söyleyelim. Bu şekilde hem kendi çektiğiniz fotoğraflar daha iyi olacaktır hem de yapacağınız FaceTime görüşmeleri çok daha kaliteli olacaktır.
Arka kamera yine 5 megapiksel çözünürlüğe sahip ve yine 1080p video kaydı yapıyor. iOS 7 ile birlikte sunulan gördüğünüz kamera uygulaması fotoğraf ve video çekiminize olanak sağlıyor. iPad Air'da iOS 7 çalışıyor. En son olarak iOS 7.0.4 gelmişti ve şu anda da bu tablette de o sürüm çalışıyor. iOS 7 ile birlikte biliyorsunuz Apple'ın tabletinde, Apple'ın işletim sisteminde kapsamlı değişiklikler yapıldı ve bu değişikliklerle birlikte iPad Air'ın da bu arayüzüyle birlikte daha iyi bir görünüm, daha çekici bir görünüm kazandığını söylemek gerekiyor. iPad Air ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı, benchmark test sonuçlarını, kamerasıyla çekilmiş fotoğraf ve videoları, aynı zamanda iPad Air'ın iPad Mini ve iPad 3 ile karşılaştırılmış fotoğraflarını, fiziksel açıdan, tasarım açısından karşılaştırılmış fotoğraflarını Teknoblog'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube üzerinden izliyorsanız aşağıdaki açıklama bölümünde Teknoblog incelemesinin bağlantısı yer alıyor. Şimdilik bu kadar. Yeni bir inceleme videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.